yaptım. Ama bence hani Mansur Yavaş'ı gösterip Ekrem İmamoğlu'na razı etmek diyebileceğimiz bir stratejinin de izlendiği kanaatindeyim. Ve yine anketlere dayanan, hani Brezilya örneği o açıdan da bizim açımızdan önemli. Yine anketlere yaslanan bir tartışmaydı bu. Şimdi bu tartışma son 15 günde İyi Parti cephesinden gelen bazı açıklamalarla hareketlendi. Bence bunun iki nedeni var. Birincisi HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden yazdığı, önce ortak aday başlığıyla yazdığı bir yazıda, ardından da kendisine sorulan sorulara yanıt verirken ortak aday konusunda ki tarifi, ardından da HDP'nin şimdiki eş başkanı Mithat Sancar'ın Deutsche Welle'ye verdiği bir röportajda kendisine doğrudan Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sorulduğunda verdiği yanıt ve yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun şimdi şunu biliyorduk, iktidar seçime giderken altılı masayı, altılı masa denen merkez oluşumu en çok HDP ve Kürt siyaseti üzerinden parçalamaya, bölmeye çalışacak. Bunun aslında semptomlarını görmeye başlıyoruz gibi geliyor bana. Evet. O açıdan katılıyorum. Meral Akşener bir tartışmada çok aktif, çok şey yer almak istemiyor. Hani oyun bozan gibi yer almak istemiyor ama kendisi lehine daha önce görüş bildirmiş bazı gazetecilerin, akademisyenlerin, bazı çevrelerin tutumunu sürdürdüğünü ifade ediyor aslında. Bu da orada bir adayın netleşmediği, adaylar üzerinde bir müzakerenin, pazarlığın sürdüğünü gösteriyor bence. Belki de...